İçel TV'ye, İçel gündemine hoş geldiniz. Mersin yine önemli konularla hem kendi içinde tartışmalar yaşıyor hem de Mersin'le ilgili konular ulusal gündemde de yer işgal etmeye devam ediyor değerli seyirciler. Hatırlayacaksınız, Mersin şehir merkezinde yer alan bir okulda, ileri ortaokulunda müdür Hasan Hüseyin Aygül 31 Ekim tarihinde öğretmenlerle yapmış olduğu bir toplantıda bundan böyle sınıflarda kız ve erkek öğrenciler yan yana oturmayacak. Bu kararı aldım ve uygulamaya koyulacak diye bir söz söylemişti. Tabii bu söz medyaya yansıdı. Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü konuya el attı. Soruşturma açıldı. Sonrasında da ileri ortaokulu müdürü Hasan Hüseyin Aygül açığa alındı. Değerli seyirciler, ayrıntılar haberimizde. Mersin'de geçen cuma günü öğretmenlerle yapmış olduğu toplantıda kız ve erkek öğrenciler yan yana oturamaz kararı aldığını açıklayan ileri ortaokulu müdürü Hasan Hüseyin Aygül açığa alındı. Söz konusu uygulamanın basına yansımasıyla birlikte tepki çeken ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gelen uyarı sonucu hayata geçirilmeden iptal edilen uygulamayı gündeme getiren okul müdürü Aygül hakkında inceleme başlatılmıştı. Valilik emriyle başlatılan inceleme, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen müfettişler tarafından yürütüldü. Aygül, müfettişlerin raporu doğrultusunda açığa alındı. İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, daha önce de ifade ettiğim şekilde devletin bu konudaki yönetmelikleri açıktır. Buna rağmen kimse şahsi düşüncesini dikte edemez. Ayrıca okulda uygulamaya yönelik bir tavır olmamıştır. Müdür Bey, müfettişlerin raporu doğrultusunda açığa alınmıştır, dedi. Mersin merkezdeki 23 derslikli 1090 öğrencinin eğitim gördüğü okulun yöneticiliğini yapan Aygül, hayata geçirmek istediği uygulamayla velilerin tepkisiyle de karşılaşmıştı. Değerli seyirciler, FETÖ soruşturmaları kapsamında 15 Temmuz'dan bu yana Mersin ili genelinde 21 doktor ve 40'a yakın sağlık yardımcı çalışanı görevden uzaklaştırıldı, görevden el çektirildi ya da ihraç edildi. İşte bu duruma Mersin Tabip Odası tepki gösterdi. Mersin Tabip Odası 15 Temmuz sürecinde sağlık görevlilerinin meslekten ihraç edilmesini protesto etti. Mersin Tabip Odası'nda düzenlenen toplantıda Mersin genelinde meslekten ihraç edilen 21 doktor ve 40'a yakın yardımcı sağlık personeli hakkında verilen kararı kınayan sağlıkçılar adına bir açıklama yapan Mersin Tabip Odası Başkanı Ful Uğurhan, gelinen noktanın dehşet verici olduğunu söyledi. Sağlık alanında yapılacak açığa alınmaların halkın sağlığa erişimi açısından yaratacağı engeller göz önünde tutularak soruşturmaların bir an önce hakkaniyetle tamamlanmasının önemini bir kez daha vurgulamıştık. Bugün geldiğimiz noktada ise dehşet içerisindeyiz. Bırakın hakkaniyetle soruşturmaların yapılmasını, soruşturma dahi yapılmadan, kişilerin suçlandıkları konularda savunmaları alınmadan hüküm verilerek kamu hizmetinde ihraç edildiğini gördük. İhraç edilenler arasında meslek örgütümüz bünyesinde iyi hekimlik değerleri için yıllardır büyük bir özveriyle çalışan, demokrasi ve insan haklarının yılmaz savunucusu meslektaşlarımız ve diğer pek çok kamu emekçisi var. Bu arkadaşlarımızın ne ile suçlandıklarını ne kendileri ne de biz biliyoruz. Darbe girişimine katılanları bahane ederek muhalif olanların haksız, hukuksuz bir şekilde bertaraf edilmeye çalıştığı bu ortam ne akla ne vicdana uygundur. Ve elbette zaman içinde yapılan yanlışlar ortaya çıkacaktır. Ancak yanlışlardan dönülene kadar doktorlarından, hemşirelerinden ayrı kalan hastaların, öğretmenlerinden ayrı kalan öğrencilerin, ebeveynleri tarafından temel ihtiyaçları karşılanamayan çocukların, onurları zedelenmiş masum insanların ve olanı biteni kalbiyle izleyen, demokratik, laik, özgür bir Türkiye'de yaşama isteğini barındıran ve bunun için mücadele eden tüm yurttaşlarımızın hafızalarında derin izler bırakacaktır. Yanlıştan dönülene kadar haksız yere görevlerinden alınan, çalışma hürriyetleri engellenmiş meslektaşlarımızın ve diğer kamu görevlilerinin destekçisi olacağız. Değerli seyirciler,
Akdeniz Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısının ilkini gerçekleştirdi ve bu toplantıda Karaduvar Balıkçı Barınağı'yla ilgili önemli bir karar alındı. Akdeniz Belediye Meclisi Kasım ayı olan toplantısı Akdeniz Belediyesi Eş Başkanı Yüksel Mutlu ve Fazıl Türk Başkanlığı'nda yapıldı. Belediye konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nce gönderilen ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yapım ve onarımı planlanan Mersin Karaduvar Balıkçı Barınağı'na ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planıyla ilgili teklif oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıda ayrıca Şevket Sümer ve Güneş mahallelerinin bir kısmını kapsayan ve imar planlarında emsalli imar adaları da yapılacak ve vizyon imar planı çalışmasını içeren imar ve çevre komisyonları raporları komisyondan geldiği şekliyle kabul edildi. Kabul edilen karar çerçevesince ilgili mahallelerde 1989 yılında Mersin Belediyesi tarafından 5 kata imar verilmiş olan paftalarda inşaat yoğunluğu değişmemek üzere 15 kata kadar imar izni verildi. Verilen önergeyle gündeme alınan ve doğuda Kurtuluş Meydanı, batıda Cumhuriyet Meydanı, kuzeyde İstiklal Caddesi ve güneyde Atatürk Parkı arasında kalan kent merkezi koruma amaçlı imar planı revizyon çalışmalarıyla ilgili teklif ise tüm komisyonlara havale edildi. Anamur'da Anamur Belediyesi de Kasım ayı meclis toplantısını başkan liderliğinde yaptı. Mersin'in Anamur ilçesinde belediyenin Kasım ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Açılış konuşması ve yoklamanın ardından Ekim ayı meclis toplantısında alınan kararların üyelere dağıtılmasıyla devam eden Anamur Meclisi Kasım ayı toplantısında vatandaşların dilekçelerini değerlendirmek üzere dilekçeler komisyonlara havale edildi. 2015 yılında gerçekleştirilen bütün hizmet giderlerinin tespit edilmesi için 2016 evsel katı atık raporu da görüşülerek oy birliğiyle komisyona havale edildi. Mecliste ayrıca personel giderlerindeki artış nedeniyle 2016 yılı için talep edilen 1 milyon 400 bin liralık ek bütçe yapılanması da mecliste görüşülerek komisyonlara havale edildi. Meclisin Dilek ve Temenniler bölümünde ise AK Parti Meclis Üyesi Bora Güven, Akkuyu Nükleer Santrali'nin büyük depremlere ve tsunamilere dayanıklı olduğunu gösteren bir raporu meclisteki üyelere dağıttı. Meclis, dilek ve temennilerin ardından son buldu. Değerli seyirciler, Mersin'de 2 yıla yakın süre görev yapan Mersin İl Emniyet Müdürü, daha doğrusu eski İl Emniyet Müdürü Dr. Rahmi Baştu, Mersin Valisi'nin onuruna düzenlediği yemekle yeni görev yerine uğurlandı. Mersin Valisi Özdemir Çakacak, İçişleri Bakanlığı kararnamesiyle Mersin'den Aydın'a atanan Emniyet Müdürü Rahmi Baştu onuruna yemek verdi. Mersin Valisi Özdemir Çakacak'ın Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir restoranda verdiği yemeğe Rahmi Baştuğ'un yanı sıra Mersin'e yeni atanan İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuamiral Kadir Yıldız, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yıldırım, il protokolüyle Mersin'de faaliyet gösteren bazı oda ve borsa başkanları katıldı. Yemekte bir konuşma yapan Mersin Valisi Özdemir Çakacak, görev yapmış olduğu süre içerisinde Mersin için gerçekleştirdiği başarılı çalışmalardan dolayı Başbuğ'a teşekkür ederek yeni görev yeri olan Aydın'da da bu çalışmaların devam etmesi temennisinde bulundu. Mersin'de yaklaşık 2 yıldır görev yaptığını belirten Başbuğsa, bu süre içerisinde kendisine ve emniyet teşkilatına verdiği desteklerden ötürü Mersin Valisi Özdemir Çakacak'a teşekkür etti. Başbuğ, Akdeniz'in incisi güzel kent Mersin'i ve onun güzel insanlarını hiçbir zaman unutmayacağım dedi. Veda yemeği Rahmi Baştuğ'un yeni görev yerine uğurlanmasıyla sona erdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Çamlıyayla'nın Körmenlik Mahallesi'nde 1200 dekarlık alanın sulanabilmesi için elektropompaj sulama sistemi çalışmasına başladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Çamlıyayla'nın Körmenlik Mahallesi'nde 1200 dekar alanın sulama suyunu karşılayacak olan elektropompaj sulama tesisine başlandı.
yapımına başlanan sulama tesisiyle Pamukluk Çayı'ndan saniyede 20 litre su çekilerek Körmenlik Mahallesi yerleşim yerinin kuzeyindeki su toplama havuzuna terfi edilecek. Sulama havuzuna çekilen su buradan tarım arazilerine dağıtılacak. Elektropompaj sulama tesisiyle Pamuklu Çayı'ndan alınan su daha yüksek seviyelerde terfi edilebilecek. Bir adet motopomp grubu bulunan sulama tesisi projesi kapsamında bir adet 600 tonluk su depolama havuzu da yapılacak. Çalışmalar kapsamında bu zamana kadar 1860 metre çelik boru terfi hattı döşendi. Tamamen kayalık zemin olan havuz yeri kazısı da tamamlandı. Sulama tesisinin Aralık ayının 3'ünde bitirilmesi planlanıyor. Ayrıca yine MESKİ önemli bir noktanın önemli sorununa, su sorununa parmak bastı. MESKİ Genel Müdürlüğü yıllardır içme suyu sorunu yaşayan Bozyazı'nın Tekmenli Mahallesi'nin bu sorununu çözmek için çalışma başlattı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi MESKİ Genel Müdürlüğü yıllardır içme suyu sorunu yaşayan Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi'nin içme suyu sorununu çözüyor. MESKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Tekmen Mahallesi'ne sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini sağlanabilmesi için Genel Müdürlüğümüzce gerekli proje çalışmaları başlatılmıştır. Projede içme suyu mevcut Bozyazı İsale hattında yapılacak olan Vana Odası vasıtasıyla alınarak mevcut Tekmen Deposu'na iletilecektir. Ayrıca mevcut Tekmen Deposu içme suyu depoları rehabilite edilecektir ifadelerine yer verildi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan MESKİ Genel Müdürü Turgut Aybak, Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ve 13 ilçede altyapı sorununun tamamen çözüleceğini belirterek, yapımına tüm hızıyla devam edilen içme suyu çalışmaları kapsamında 19.863 metre isale hattı, 47 adet sanat yapısı mevcut 100 metreküp ve 700 metreküp depoların rehabilitasyonu yapılacaktır. İçme suyu isale hattı döşeme işleri tüm hızıyla devam etmektedir dedi. Değerli seyirciler, küresel ısınma ve birçok etken nedeniyle doğanın dengesinin bozulması nedeniyle mevsimler kaymış durumda. Bizler de Çukurova'da, Mersin'de normalde şu sıralarda aşırı yağışlı kış mevsimini yaşamamız gerekirken kuraklıkla boğuşuyoruz ve bir gün sıcak, bir gün soğuk günlerle bizim de hem psikolojik hem de fiziki dengemiz bozuluyor. İşte Mersin'de bu sorun, yani mevsim normallerinin mevsiminde yağması gereken yağmurun yağmaması, soğukların zamanında gelmemesi nedeniyle birçok sebze meyve üretiminde de ağaçlar, bitkiler şaşırdıkları için yeterli ürün de vakti zamanında alınamıyor, alınan ürünler de beklenen rekolte de olamıyor ne yazık ki. Ve tabii kış yavaş yavaş yüzünü göstermeye başladı, geç olsa da özellikle bugün hava geride bıraktığımız günlere nazaran soğuk. Birkaç gün sonrasında bazı vatandaşlar şehir merkezinde, özellikle sitelerde ve apartmanlarda soba yakmaya başlayacaklar. İşte o zaman Allah korusun, yangın çıkabilir eğer bacanızı temizletmediyseniz. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, kış aylarının gelmesiyle birlikte baca temizliği, soba kurulumu ve elektrikli ısıtma cihazlarının bakımı ve temizliği konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, temizlenmeyen soba bacalarının zaman içerisinde kurum bağlayarak tıkanmalara sebep olduğunu ve tahliye edilmeyen karbonmonoksit gazının ölümlere, kurum tutuşmasınınsa büyük yangınlara sebep olduğunu belirtti. Kış mevsimi başlamadan önce bacaların temizliğinin yapılmasının can ve mal emniyeti açısından önem taşıdığının dile getirildiği açıklamada, yetkililer iş yerlerinin yılda iki, konutların da yılda bir defa baca temizliği yaptırması gerektiğini söyledi. Yetkililer, baca bakımı için itfaiye ve yetkili kuruluşlara müracaat edilmesinin altını çizdi. Odun ve kömür sobası kullanan vatandaşların soba kurulumunda çok fazla dirsek kullanmamaları gerektiğini de belirten yetkililer, soba yakmak için benzin, tiner gibi kolay yanıcı maddelerden uzak durulması konusunda vatandaşları uyardı. Mersin Valisi Özdemir Çakacak, 2015-2016 okul sporları döneminde
hem bireysel hem de takım halinde başarılı olan sporcuları ve takımları ödüllendirdi. Mersin Valisi Özdemir Çakacak, 2016-2017 okul sporları sezonu açılış töreninde geçen yıl ulusal ve uluslararası alanda başarı elde eden sporculara ödüllerini verdi. Edip Buran Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen törene Mersin Valisi Özdemir Çakacak'ın yanı sıra Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdür Vekili Ahmet Tarakçı, okul müdürleri, antrenörler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Törende bir konuşma yapan Mersin Valisi Çakacak, sporun sosyal hayatın önemli bir parçası olduğunu, bundan dolayı da salonun coşkulu sporcu gençlerle dolu olduğunu görmenin kendisini sevindirdiğini söyledi. 2016-2017 okul sporları sezon açılışında siz de gençlerimizle beraber olmaktan, birlikte olmaktan öncelikle çok büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum ve sizleri sevgiyle kucaklıyorum. Bu salonu böyle çıvıl çıvıl kalabalık sporcu gençlerimizle dolu olduğunu görmek gerçekten bizi çok mutlu ediyor. Ve keşke sizin aranızda şu anda spor yapıyor olsak diyorum. Sevgili gençlerimiz, spor hem beden hem ruh sağlığı açısından son derece önemli. Sağlık açısından önemli olduğu kadar sporun bireysel olarak ve toplumsal olarak çok daha büyük faydaları var. Spor öncelikle insanlar arasında sevdiği, saydığı, kardeşliği geliştirmeye yarayan son derece önemli bir etkinlik. Spor aynı zamanda insanların birlikte hareket etme, takım ruhunu kazanma, toplumda beraber bir şeyler yapabilme imkanını ortaya koymaktadır. Onun için gençlerimizin hem iyi eğitim almalarını istiyoruz, hem okullarda iyi eğitim almalarını istiyoruz, hem sosyal faaliyetlerde, aynı zamanda spor faaliyetlerde başarılarla bunu görmek istiyoruz. Konuşmaların ardından Mersin Valisi Özdemir Çakacak, geçen yıl ulusal ve uluslararası düzeyde başarı elde eden okul takımları ve ferdi sporculara ödüllerini verdi. Mersin İdman Yurdu'nun başkanı Ali Tekin, dün akşam İçel TV'de yayımlanan Ön Libero programına konuk oldu ve önemli konularda açıklamalarda bulundu. Özet sayılabilecek bir bölümünü size birazdan yayınlayacağız ama tabii Ali Tekin Ön Libero'da Hasan Doğan, Muharrem Çağatay ve Mahmut Altınbakır'ın sorularını cevaplandırdı. Çok ciddi ve Mersin kamuoyunda, spor camiasında tartışılan sorulara cevap verdi. Bu programın tekrarını YouTube sayfamızdan, Facebook sayfamızdan ve İçer TV'nin internet sitesinden de tekrar izleyebilirsiniz. Mersin İdman Yurdu Başkanı Ali Tekin, İçel TV'de katıldığı Ön Libero programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkan Ali Tekin programda eminim ki bizim başarısız olmamıza ve takımın maç kaybetmesine sevinen, hatta halay çekecek insanlar var dedi. Neden Mersin İdman Yurdu'nu tercih ettiniz? Şimdi biz Mersinliyiz. Mersin'de doğduk, Mersin'de büyüdük. Tabii Mersin İdman Yurdu da her zaman gündemde bir kulüp. Gündemimizde yer alan bir kulüp. Gündemimizde iyi kötü iş çevrelerinde biz bunları duyuyoruz. Ben de bu memleketin çocuğu olarak bu kulübün kapanmasını istemedim açıkçası. Bir girişimler oldu. O yüzden Mersin'e geldim. Bir anda mı Mersin İdman Yurdu yani sahip kalmasın, biz çıkalım başka alalım diyorsa evet ben bu kulübe bir şeyler yapabilirim. Şöyle bir şey var. Ben zaten bir şeyler yapabileceğimi zaten biliyorum. Evet. Yani bilirim de. Neticede sporu bilmek, sporun profesyoneli olmak başka bir şey. Kulübü yönetmek başka bir şey. Sizin de en kongredeki en büyük vaatlerinizden bir tanesi kulübü kurumsallaştırmaktı.
Bu yönde ne gibi adımlar atmayı düşünüyorsunuz? İkincisi şirketleşme dediniz. Hani biz bu kulübü borsaya açacağız. Borsaya açılması için önce şirketleşmesi lazım. Kesinlikle, kulübün. Evet. Artı borçların bildiğim kadarıyla temizlenmesi lazım. Kesinlikle. Bunun için nasıl bir projeniz var? Şimdi önce bu elektronik icrayı nasıl kaldıracağız? Daha sonra bu projelerle ilgili mali kaynağı nasıl yaratacağız? Şimdi bu zaten başladık. Ama her gün televizyona çıkıp biz bunu yaptık, bunu yaptık deyinceye kadar onu çalışmayla yapıyoruz. Yani bizim emin olun ki bir saatimiz boş değil. Bir saat. Bir saat bir keyif kahvesi içmiş değilim şu ana kadar. Şimdi zaten yapıyoruz. Bir kere kulübü kurumsallaştırdık. Çok az zaman kaldı yani. Profesyonel ellere teslim ettik. Otokontrolümüzü kurduk. Burada biz en büyük sıkıntımız kulübün bütün hesaplarında, bütün bankalarında. Mesela size bir örnek vereyim. Bizim şu anda 700 bin TL'ye yakın bankalarda paramız var. 700 bin TL. Hepsinde elektronik icra var. Şu anda bloke halinde. Beraberinde bankayla ilgili 16-17 günlük bir çalışmamızın sonucunda bir bankayla anlaşma yaptık. Hesabımızı açtırdık. Tamam mı? Hesabı açtırır açtırmaz kendimiz bir takım nakit girdisi yaptık. Acil olan çok üzüldüğüm ilk gidip tesisleri gezdiğimde, gençleri gördüğümde çocuklar parasızdı. 7-8 aydır para alamayan çocuklar vardı. Geçmiş alacaklarını alamayan çocuklar vardı. Sözleşme bedellerinin peşinatlarını bile alamayan çocuklar vardı. Ama biz ne yapmamız lazımdı? Hemen bir kaynak aktarmamız lazımdı. Normalde geldiğimiz gün bunu yapmamız lazımdı. Ancak ben her zaman söylüyorum, elden para almayacağım, elden para ödemeyeceğim. Şu ana kadar yaptığım ödemelerinizi elden para ödemedim kimseye. Hepsi banka kanalıyla. Çok fazla yanlış anlamayın ama basınla, yani çünkü hani tamam basına da gerekli bilgilerimiz akacaktır ama biz zaman yok, gerçekten zaman yok. İnanın buna, yani o kadar büyük sorunlar var, anlatmakla bitmez. Tesislere gittim, tesislerde çocuklar dedi ki, başkanım biz paradan buldan da vazgeçtik. Yani şaka, hani espri. Hı hı. Dediler ki biz 400 kilometre yola plastik sandalyelerde gidiyoruz. Yani belediyenin otobüsleriyle gidiyoruz. Evet. Ne olursun bir şey. Ne yaptım? 2 gün içerisinde otobüsü, gerekli işlemlerini yaptık. Kaplaması bir 7-8-10 gün sürdü dışının şeyi. Şu anda kulübümüzün bir otobüsü var. Neticede benim futbolcularım ve teknik heyetim... Kulübün öz malı mı? Öz malı yoksa kiralık? Öz malı. Hiç kira mira yok. Mersin İdman Kulübümüzün öz malı. Satın Mersin İdman Kulübü. Hayır. Değil. Yani öyle bir şey olamaz biliyorsun yani. İcralardan dolayı. Ya kulübün öz malı. Bunu yani öz malı o kadar. Anladım. Bu parayı Ali Tekin 1,5 milyon TL'yi kendi cebinden mi vermiştir? Veya böyle bir para gelmiş midir? Dedikleri gibi 100 bin TL mi ödenmiştir? Şimdi bunlara girmek istemiyorum. Bunları herkes biliyor. En azından kulübün yönetimi biliyor. Bizler biliyoruz. Kendim biliyorum. Öyle ben getirdim, sen getirdiğime gerek yok. Biz bunlara da girmek istemiyorum. Neticede ödeme yapıldı mı? Yapıldı. Personellere de ödeme yapıldı mı? Personellere. Genel olarak Mersin İdman Kulübü'nde herkes parasını aldı. Herkes parasını şu an almayan bir kimse kalmadı. Alacaklar. Daha devam edecek. Bitmedi. Peki, basında yansıyan şeylerle alakalı, yalan haberlerle alakalı herhangi bir yaptırım uygulamayı düşünüyor musun? Hiç gerek yok. Kendileri zamanında utanacaklar onlara. Yine alacaklar. Alacakları da ödemeye başladık. Ufak ufak 8 bin, 10 bin, 9 bin, 500, 21 bin, 30 bin bunları tıkır tıkır ödüyoruz. Mesela şu belediye dediniz de belediyenin buradaki yardımını soracağım ben. Belediyenin yardımı oluyor mu, olacak mı ya da? Şimdi Muharrem Bey yani bu konu bir kere belediyenin yardımı olmazsa bu takım yani zaten bugüne kadar olmuş. Bugüne kadar hep olmuş. Benden önce de olmuş. Benden sonra olayda ne var? Şu an benim dönemimde de oluyor. Ne var? Belediye bunu afişe etmemiş. Ben şunu, daha doğrusu Sayın Burhattin Kocamaz başkanımız bunu çıkıp basında ben şunu yapıyorum, ben bunu yapıyorum falan hiçbir şey dememiş. Kendisine teşekkür ediyorum. Mütevazı da sadece işini yapmış. Aynen işini yapmış. Transfer yasağı ile ilgili. Transfer yasağının yani transfer yapılabilmesi için kulübün şu an ne kadar para ihtiyacı var? 14,5 milyon lira ihtiyacı var şu anda. 14,5 milyon TL. Evet. Yani 14,5 milyon ödendiği takdirde Mersin İdman Yurdu'nun transfer yapmasına engel hiçbir durum kalmayacak. Tabii ki. Şunu söz veriyorum. Kim bu takıma kuruş vermişse bunun hesabını soracak. Bakın. İki, nereye harcadığını da soracak. Çok önemli. Çok önemli. Evet. Nereye harcadığını da soracak.
Menajere mi gitti? Çalışana mı gitti? Nereye gitti? Bunu soracak ve bunun cevabını alacak. Bunu zaten internetten ileriki günlerimizde görecek ama şimdilik de 15 güne kadar, 20 güne kadar, belki bir aya kadar şeyimiz hazır ama tabii banka hesaplarımız yeni olduğu için o sayfamızın açılıp bankalar falan da devreye girmesi evet. lazım. Dolayısıyla web sayfamız devreye girinceye kadar kim ne kuruş vermişse banka makbuzunu da kendilerine göndereceğiz. Açıklamasıyla beraber nereye yattığını. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bakın bizim kulübümüzün şöyle bir sıkıntısı var. 30 kişilik yönetimimiz var. 30 kişilik. Ofis şeyimiz, 3 tane odamız var. Birinde muhasebeci oturuyor, birinde kulüp müdürü oturuyor, birinde şoför ve sekreter oturuyor. Bu kadar. Misafir gelse? Misafir gelme şansı yok zaten. Asansör günde 7 kere kesiliyor. Şimdi demek istediğim şu. Biz süratle bir de kulüp binası bulacağız ki. Şu an geçmişe bir baktım. Bizim kulübümüze gelmeyen bir cumhurbaşkanı kalmamış. Gelmeyen bir bakan kalmamış. Kulübümüze uğramayan bir milletvekili kalmamış. Ben bir aydır buradayım. Bana hiç kimse gelmedi şu ana kadar. Ha, gelmesini de ister miyim? Evet istemem açıkçası. Yer anlamında. Hiç istemem yani çünkü. Nasıl ağlayacağız? Aynen öyle. Dolayısıyla ben şimdi hemen 2 gün önce düğmeye bastım. Yerimizi buldum. Şimdi söylemeyeceğim. İcra komitemizin her birinin ayrı odası olacak. Toplantı salonumuz olacak. Yemek salonumuz olacak. Bayraklarımızı asacağız. Bize yakışan çok güzel bir yerde, herkesin her dakika ulaşabileceği bir yerde güzel bir kulüp binası yapmaya. Biz hiç kimseyi ihraç etmedik. Herhangi bir karar da almadık. Bu nettir. Nereden çıkıyor bunu bilmiyorum. İhraç yok, istifa mı var başkanım? İstifaları var. İstifalar evet. doğaldır. Tamam mı? Yani İstifadan sonra yapılan açıklamalar? İstifadan sonra yapılan açıklamalar, ya ben şunu söyleyeyim. İstifaların ne olduğunu ben biliyorum. Neden olduğunu biliyorum. Altında ince olaylar var. Bunlara girmenin bir alemi yok. Bunlar hepsinin, bakın dikkat edin, ayrılanların tamamının niçin ayrıldıkları, hepsi aynı sebep değil. Ama tabii açıklamalar farklı. Açıklamalar farklı. Ama altında ne yaptığını biz biliyoruz. Bunlara da gerek yok. Size ulaşan sonra zaten mesele yok. Mesele yok. Evet, ama altında yatan nedeni açıklamak istiyor musunuz? Altında yatan nedeni açıklamama gerek yok. Çünkü bunu çok yakında görecekler. Peki istifalar size ulaşıyor mu başkanım şimdi? Şu ana kadar bir kişi hariç tamamı ulaştı. İstifa ettik dedikten bir hafta içinde falan hiçbir şey ulaşmamıştı bize. Tamamı dün itibariyle bir kişi hariç geldi. Diğeri de herhalde bugün yani yarın gelir. Bakın şunu söyleyeyim Muharrem Bey. Biz burada hiçbir kimseyi zorla yazmadık. Hiçbir kimseyi. Bizzat teyit alarak 5 kişilik bir komisyon olarak telefonunu arayarak bizzat teyit aldık. Bu bir. İki, herkes bu kulübe bağış yapacağını söyleyerek geldiler. Bir kişi diyemez ki ben yapmayacağım. Şahitli ispatlı. Bakın bağış. Tamam. Evet, Ali Tekin bunları söyledi değerli seyirciler. Tekrarını YouTube, Facebook ve Üçel TV'nin sitesinden bu programın tekrarını izleyebilirsiniz diyoruz. Yerel gazetelerimize geçelim. Güney Gazetesi'ndeyiz. Güney Gazetesi hekimlerden ihraçlara tepki diyor. Mersin'de kamu hastanelerinden ve sağlık ocaklarından ihraç edilen hekim sayısı 21'e ulaştı diyor. Ve bu konuya yönelik Mersin Tabip Odası'nın tepki basın açıklaması ayrıntılarıyla Güney Gazetesi'nde yer alıyor. Güney Gazetesi'nden çıkarak Çukurova'ya geldiğimizde Baraka'da yaşam. Kendisi hasta, eşi zihinsel engelli ve başlarını sokacak bir evleri dahi yok diyor. Haber bültenlerimizde de size aktardığımız Mersin'in Mut ilçesinde evsiz kalan bir karı kocanın, bir çiftin yaşam mücadelesi ayrıntılarıyla Çukurova gazetesinde okuyucuya ulaştırılıyor. Ve bu çift Ahmet Yıldırım ve zihinsel engelli eşi ilgili yetkili kişilerden yardım bekliyor diyor gazete. Çukurova gazetesinden haberciye geldiğimizde haberci bu gidişat sağlığımızı bozar başlığını görüyoruz. Şöyle diyor gazete,
Mersin'de 40 sağlık personeli ve 21 hekim görevlerinden ihraç edilirken doktorlar bu durumun uzun vadede toplum sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olacaktır dedi. Mersin Tabip Odası'nın bu konuya görevden uzaklaştırılmalara, ihraçlara tepki basın açıklaması Haberci gazetesinde de yer alıyor. Haberci'den geliyoruz. Hakimiyete, hakimiyet de aynı konuya değiniyor. Mersin'de hekimlerden ihraçlara tepki başlığı var. Her türlü darbe girişimine karşıyız dedi hekimler. Hakimiyet gazetesinden diğer bir gazetemiz Mersin'e geldiğimizde Cumhuriyet'e sahip çıktılar başlığını görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Mersin İl Başkanlığı, partinin il binası önünde ve Cumhuriyet Meydanı'nda Cumhuriyet Gazetesi'ne yapılan operasyonları protesto etti. Ve bu konuyla ilgili açıklamalar ayrıntılarıyla Mersin Gazetesi'nde. İMC Gazetesi her yer Arapça. Başkan Kocamaz uyarmıştı ama uyarıyı takan yok başlığını atıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 2 ay önce Başkan Kocamaz tabelalar Türkçeleşecek uyarısını yapmıştı ve bu uyarı kentte etki yapmadı. Arapça tabelaların sayısı da giderek arttı diyor İMC gazetesi bu konuya değiniyor ayrıntılarıyla. Ve yerel gazeteleri de sona erdirdik. Ayrıntılar gün içerisinde haber bültenlerimizde olacak. İçer TV'de kalın. Hoşça kalın efendim. Thank you.